Efendim Mutlu Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enes Kirazoğlu ve bugün tarihine yakından bakacağımız, bilinmeyenlerine değinmeye çalışacağımız oyun, daha doğrusu oyun serisi Age of Empires olacak. Strateji denildiği zaman akla gelen ilk oyunlardan bir tanesi Age of Empires. Kendisi 1997 yılında ilk oyunuyla beraber piyasaya çıktı. Fakat belki hani bilmeyenleriniz vardır aranızda ama bu ilk oyun aslında o kadar da olumlu notlar almasına rağmen o kadar da büyük bir efsane haline gelmedi. Asıl olayımız bu ilk oyunlardan çıkan oyun Age of Empires 2 idi. Ama ikinci oyuna geçmeden önce şöyle ufak bir bilgi vereyim. Aslında Age of Empires serisinin ismi Dawn of Man olarak düşünüldü. Yani insanların şafağında isimli oyun için düşünüldü ancak son anda bundan vazgeçilerek Age of Empires isminde karar kılındı. İlk oyunlarından 2 yıl sonra Age of Empires 2 The Age of Kings isimli oyun piyasadaki yerini aldı. Hem ilk oyunun sevilen özelliklerini koruması, yani uygarlıkları çağlar boyunca yönetme fikrini koruması, hem de ilk oyunun eksiklerini kapatmasıyla Age of Empires 2 strateji türünün miyeng taşı haline geldi. Yine ilk oyunu geliştiren Ensemble Studios tarafından yapılan Age of Empires 2'nin bizi ilgilendiren detaylarından birisi de medeniyetler arasında, yani kontrol ettiğimiz medeniyetler arasında Türklerin de, yani bizlerin de bulunmasıydı. O zamanlarda oyunlarda çok fazla Türklere ait detaylar ve Türkçe seslendirmeler görmediğimizden dolayı Age of Empires 2 kısa süre içerisinde ülkemizde de çokça popüler hale geldi. Yaparım, oduncu. Her ne kadar efsanevi bir oyun olsa da Age of Empires 2 için önceden planlanan fakat son anda oyunda yer bulmayan bazı özellikler de vardı. Bunlardan bir tanesi 5. kaynak maddenin cevher olmasıydı aslında. Yani topladığımız kaynaklar arasında bir yenisi daha eklenecekti ve bunun adı cevher olacaktı. Fakat oyunda yer almadı. Ayrıca oyunda kurtlar gibi kimseye bağlı olmayan haydut birlikleri de olması planlanıyordu ama yapımcı ekip daha sonradan bu karakterleri çok rahatsız edici bulduğu için, yani büyük ihtimalle oyuncuları çok böldüklerini düşündükleri için haydutları oyundan çıkarttı. Ayrıca gemiler tarafından inşa edilen deniz duvarları ve balıklar gibi beslenebilen yunuslar da oyundan çıkarılan diğer özellikler arasında yer aldı. Ancak yunusların kaldırılma kararı yapımcı firma tarafından değil, oyunun dağıtıcısı Microsoft tarafından verildi. Neden ola ki? Tarihler 2002'yi gösterdiği zaman bir ek paket değil de bir yan oyun olarak çıkan Age of Mythology piyasadaki yerini aldı. Bu sefer gerçek tarih yerine Yunan, Mısır ve İskandinav mitolojileri temasında bir Age of oyunu gördük. Aynı zamanda seri Age of Mythology ile 3. boyuta da geçiş yaptı. Age of Mythology'nin 3 yıl sonrasında ise serinin yeni oyunu Age of Empires 3 piyasaya çıktı. Age of Empires 3 ikinci oyundaki çıtanın üstüne çıkamadı belki ama oyuncuların çoğunu tatmin etmeyi başardı. Gelişen grafikler ve fizik teknolojileri de oyunu öne çıkaran detaylar arasındaydı. Evet. Aynı zamanda oyunda Osmanlılar da yer edindi. Bu üçüncü oyunun ardından Age of serisi biraz daha farklı bir yola girmeyi tercih etti ve Age of Empires Mythologies ve Age of Empires Castle Siege isimli iki adet oyun çıkardı. Bunlardan Age of Empires Mythologies 24 Kasım 2008 tarihinde DS için çıkarken Age of Empires Castle Siege ise 17 Eylül 2014 tarihinde mobil platformlar için çıkış yaptı. 2014'ten biraz daha 5 yıl öncesine geriye gittiğimizde ise 2009 yılında Age of serisi için maalesef üzücü bir gelişme yaşandığını görüyoruz. Oyunun geliştiricisi Ensemble Studios Halo Wars'ı geliştirdikten sonra kapatıldı. Tabi bu kapanmanın ardından stüdyo çalışanları 4 ayrı yeni firmanın temellerini atmış oldu aslında. Yeni ekipler arasında en öne çıkansa Robot Entertainment'ı. Robot Entertainment yine Microsoft ile çalışmaya karar vererek 2011 yılında Age of Empires Online isimli free-to-play bir oyuna imza attı. Ancak oyun yeterli ilgi görmedi ve 2014 yılında kepenklerini tamamen kapattı. Ve Age of tarihine geldik son noktaya. Yani Age of Empires 2 HD Collection. 9 Nisan 2013 yılında çıkan aslında bu oyun çok da farklı bir oyun değil. Age of Empires 2'nin bildiğiniz HD versiyonu. Ancak buna rağmen 2013 yılında çıktığında orijinal oyunun üstüne yeterince yenilik eklememesi ve birçok bug barındırması nedeniyle ağır kötü eleştiriler aldı. İlerleyen zamanlarda oyundaki eksikler kapatılmaya çalışıldı ve Age of Empires 2 için hala daha ek paket çıkmaya devam ediyor. Efendim bugün bilinmeyenlere değinmeye çalıştığımız, keşke devam etse de biraz daha konuşsak dediğimiz oyun serimiz Age of Empires'tı. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım yeterince bilgi verebilmişizdir. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.